Buyur dostum. Teşekkürler. Eyvallah. Evet Kerem Bey, sizi şöyle arkaya alalım. Size teşekkür ediyoruz bu güzel yolculuk için ama bundan sonrasını arkada devam edeceksiniz. Baba Allah aşkına şunun yanına oturtma beni. Ben sanki sana çok meraklıyım. Yapmayın şunu, didişmeyin. Şu deme sen de kardeşine. Ayrıca ondan değil. Şimdi İstanbul'a yaklaştık. Senin ehliyet yeni, trafiği bilmiyorsun. O yüzden hadi. Sanki sen çok biliyorsun da. Sırf yolun yarısında yanlış yola sapıp geri dönmek için yapıyorsun ama yemezler. Buradan dönmez babacığım. Kerem. Çok mu belli ettim? Hadi geç. Saat 3 pozisyonu, bütün dikkatim yolda olsun, tamam? İstersin. Ya diğer taraftan bitsene. Hadi ev. Hadi. Gel kızım, hadi. Gel. Hadi hep beni uğraştırıyor ya. Allah Allah. Herkes hazırsa. Evet. Babacım, babacım. Canım kızım. Nasıl olmuşum? Gece çok güzel olmuşsun kızım. Yalnız biraz senin tarzın değil gibi. Yani normalde sen daha rahat şeyler tercih edersin de o yüzden söyledim. Çok dar, çok yapışmış. Üstüne bir şal alsın yahut da bir gömlek giysin. Hoş değil böyle. Babacım. Bu hep böyle mi olacak? Siz tabii böyle şeylere pek alışkın değilsiniz. Evde bir Gestapo olmasın ama. Değil estağfurullah. Sayenizde. Yemek hazır. Hadi gidelim. Bir dakika, bir dakika Ece Hanım. Okul nasıldı, hiç bahsetmedin. Ha? Okul iyiydi babacığım. İyiydi. Senin için okulun ilk günü. Yani tabii bir takım aksilikler yaşandı. Ne gibi? Babaannem bilekliklerimi çıkarttırdı baba. Ben de çantama koydum sonra takarım diye ama bu sefer de takarken koptu bir tanesi. Üstelik o çiçekli kalpli olan. Ece canım kızım ya, şunlara inanmasan mı? Sen de mi baba ya? Hadi Harun, yemekler buz kesti. Buyurun bakalım Harun Bey. Öyle gazetelerde orada burada diyordunuz, dikte rejimine karşı direnmek lazım falan diye. Buyurun, direnin de görelim. Küçük hanım, direnirdim, direnirdim ama çok açım be kızım. Çok açım. Hadi gel, beraber yemek yiyelim ha. Eline ne oldu senin? Merdivende ayağım kaydı. Babaanne, trabzana tutunurken sürtündü. Ah, trabzana elinin tersiyle tutmak zor olmuştur. Zor oldu ama başardım. Başarılı evladım benim. Anlatsanıza bu parti işi nedir ya? Nereden çıktı, kimin partisi? Kerem'in bir arkadaşının doğum günü babacığım. İçkili değildir herhalde. 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 Alkolü varsa araba yok. Yani. Zaten daha haber gelmedi. Yani gidip gitmeyeceğimiz kesin. Kaça kadar sürecekmiş bu parti? Bilmiyorum da anneciğim, herhalde unuttular bizi. Ne önemi var ki? En geç 12'de evde olacaklar neticede. Babacığım. Kızım. Henüz gidip gitmeyeceğimizin belli olmadığı bir partiye kural koymak sence de birazcık tuhaf değil mi? Doğrusunu söylemek gerekirse tuhaf. Ama burası Eskişehir değil küçük hanım. O yüzden belki inanmayacaksın ama ben babaannenle aynı fikirdeyim. Derin mi? Afiyet olsun canım ailem. Ben makyaj yapmaya gidiyorum. Sana da canım kızım, sana da. Derin mi? Derin verin. Ne iş? Kız adı değil mi o? Hani bu masada ilk defa duyunca ben bir emin olmak istedim.
Evet anneciğim, bir kız adı ama beni hiç alakadar etmiyor bir kızın. İyi geceler, afiyet olsun. Oğul, soluk olan mavi tişörtü giyin. Yakasında düğmeleri var. Çok yakışıyorsun. Yakışıklı. Afiyet olsun. Oğlum. Anne. Ne oldu? Başkasının da mı bir şey oldu? Yok. Lafın gelişi öyle diyiverdim. Sen bugün işte olmayacak mıydın? İşin doğrusunu söylemek gerekirse iş olsa olacaktım. Ama boş verin. Ya çocuklar erken geldi. Ayakkabıları burada ama ben arabayı göremedim. Arka sokağa park etmişler. Güzel. Neredeler? Mutfaktalar. Harun biz önce bir konuşalım. Melis, onlara böyle güzel bir sürpriz olur. Onu vereyim sonra konuşalım. Olur mu? Teşekkürler. Hanımlar, beyler. Çok sıcak bir gün ama siz olduğunuz için güzel bir gün. İyi ki erken geldiniz çünkü akşamı bekleyemeyecektim. Niye? Bu yüzden. Buyursunlar. Ne bu baba? Çünkü biz bir hediyeyi hak edecek bir şey yaptığımızı çok düşünmüyorum da. Kerem Bey, açar mısınız lütfen hanımefendi? Kupon bunun gibiydi değil mi? Evet ama... Ama onda yıldız yoktu. Ben bunu eklettim. Ya şey gibi düşünün çocuklar işte. Okulun ilk güneydiniz. Benim üniversitenin ilk günü ya, o yüzden. Tabii sen istersen beni okulun yerine koyabilirsin, tamam mı canımız? Kerem Bey, siz kendinizi bir muamma zannediyorsunuz ama biz de sizi tanıyoruz yani. Sonuç olarak I am your father. Çok sevindi hediyelerimi beğendiler diye. Bugün canını sıkmayalım anne. Tamam. Ben bakarım. Markete sipariş vermiştim de. Dur anne. Ağırdır, ben taşırım. Bir dahakine zamanla çok güzel bir şey alacağım. Melis, Allah aşkına şunu biraz çeker misin? Zaten Allah'a emanet ediyorum. Bir de terlikle. Çekeyim Allah aşkına, sanki yer var. Kızım bir bak, arkada biraz daha var mı yer? Yok anneciğim. Ama yani bence yüklerimizden kurtulmadan ilerleyemeyiz. Hep sizce de ikiz çocuk sahibi olmak çok saçma değil mi? Kromozomlar aynı. Kurtulun birinden gitsin. Kız çocuğun da hayırlı olan olduğunu düşünürsek. Sen daha demin karakolda tırnaklarını yiyen bir insan için fazla mı neşelisin? Ben babam varken hiç korktuğumu hatırlamıyorum canım. Vallahi ben asıl babam var diye korktum. Ne yapacağı belli olmadığı için malum. Aynı senin gibi değil mi oğlum? Malum. Senin de ne zaman ne yapacağın belli olmuyor. Hani cana geleceğine mala gelsin de. Ece, çimdik. Derhal babacığım, mala gelsin değil mi? Hayır, tamam. Yeter. O kadar da değil ya. Kıyamam ya. Çok canı yandı onu şimdi bak. Kıyamam. Tamam. İyi misin? Kıyamam ben sana bak. Hani bazen insanlar arsız pisliklerle karşılaştıklarında sorarlar ya, oğlum seni hiç dövmediler mi diye. Beni hiç dövmediler. Ama daha kötüsünü yaparak terbiye edildim galiba. Düşünün bir. Hangi tokat her durumda, her koşulda seni sevecek insanların olduğunu bilmekten daha ağırdır ki? Sevilmekten daha büyük bir yük olabilir mi? Ne kadar var daha yok? Evet hanımlar beyler. Neredeyse geldik sayılır. Ay babaya hoş. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun ya. Gelir gelmez karakola falan düşmüşsünüz. Bana bak, beklediğimden hızlı ilerledin ha. Ya bırak dalga geçmeyi ya. Eşek sıpaları yüreğimi ağzıma getirdiler zaten. Nasıl? Kız sen de mi anarşist oldun? Hadi bunun hamurunda var da. Yok Taber amcacığım, ben kurunun yanında yanan yer. Memnun oldum. Öyle mi?
Bırakın dalgayı da yardım et bize. Eyvallah. Harun ya, hem misafir ettirip hem de eşya mı taşıtacaksın adamı? Ver Beliz'cim ver. Ben sana yardım ediyorum. Öyle düşün. Ama yararın var zaten. Hadi gelin gelin girelim içeri. Gelin bırak. Kapat. Hepsi sana kaldı ya. Evet. Özür dilerim. Canın sağ olsun. Gelsene. Oğlum, ben bu işin aslını öğrenmeyi çok istiyorum. Yani sen çünkü durduk yere böyle bir şey yapmazsın. Ne oldu? Öyle gerekti. Öyle gerekti. Meseleyi anlatmayacaksın yani. Peki tamam. O zaman sana 3 tane soru. Şunlara bir cevap ver bakalım. Birincisi, sen benim oğlum olmasan, ben bu olayı öğrensem, bu çocuk haklı ve ben bu çocuğun arkasında duruyorum der miyim? Evet. Güzel. İkinci soru. Bu işin arkası gelir mi? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Meseleyi de anlatmıyorsun. O zaman üçüncü soru belli sanırım ha. Nedir? Kız da seni seviyor mu? Ne alakası var baba? Nereden nereye? Ya Kerem. Mevzuyu anlatmıyorsun. Bir de konuşuyorsun, kemküm yapıyorsun ya. Hayır, bir yola çıktın. Bari bir bak. Kız seninle mi, yanında mı? Yoksa böyle arkandan el mi sallıyor sana? Yani bir cengaverlik yapmışsın değilsin, öyle değil mi? Hadi. Hadi. Beliz, sakin olacak bir şey yok. Ya ben çocuklar korkmasınlar diye bak böyle geyik yapıyorum, muhabbet ediyorum, gülüyorum, eğleniyorum ama bir el böyle boğazım sıkıyor, böyle sıkıyor. Onlar böyle bahçeye girdiler ya, çocukları arabaya bindirdiler ya bir de. Aynı şimdi. Tamam mı? Senin yaşadıklarına aynı değil. Aslında şu tazminat işini çözsek var ya, belki mahkemeye falan gerek kalmadı, uzlaşıp... Ya abi, yani aslında arabayı satıp bunu halletmeye çalışırım ama yani arabanın durumu ortada. Hani işim olsa bankadan kredi çekileceğim. Bir seferde olmasa da bir şekilde halledeceğim ama... Senin işin yok muydu? Masan hazırdı. Seni bekliyorlardı. Beliz, çok çok uzun hikaye. Sonra anlatacağım sana bunu. Ama şu anda benim bunu çözmem lazım. O adamla konuşup şikayetini geri aldırmam lazım. Yoksa polisti, davaydı, mahkemeydi. Çocuklarım benim yaşadığım şeyi yaşasınlar istemiyorum Beliz. Ben duramayacağım. Harun. Ya abi dur, sakin ol. Bak otur bir konuşalım önce. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Bir bilelim değil mi? Abicim konuşacak bir şey yok. Gideceğim yer belli. Ben dilekçede adamın adresini gördüm. Tazminat ortada. Gideceğim, ne gerekiyorsa yapacağım. Hepsi bu. Nereye gidiyorsun? Bak daha kötü olacak, yapma. Şimdi ters bir şey söyleyiverirsen kendini tutamazsın. Biz seni tanıyoruz Harun. Beliz, aşkım. Şu anda iyi olan bir şey var mı sence? Yok değil mi? Lütfen rica edeceğim. Gidip geleceğim. Tamam ama ben de geliyorum. Abicim hiçbir yere gelmiyorsun. Hiç kimse gelmiyor. Rica edeceğim, çocuklara bir şey çaktırma. Ne olursun aşkım, tamam mı? Lütfen, lütfen. Harun ya. Buyurun Raşit Bey, sizi bekliyorum. Afiyet olsun. Merhabalar. Raşit Bey. Harun ben. Telefonla konuşmuştuk. Bugünkü mesele için sizi rahatsız ettim de. Ne istiyorsun? Bugün olan meselenin mahkemeye aksettirilmeden bir şekilde aramızda halledilmesiyle ilgili geldim ben. Olur. Parasını ver halledelim.
tabii ben parasını öderim ama yani kredi için biraz mühlet rica edecektim. Derdini mahkemede anlatırsın. Raşit Bey, bu çocuklar genç yapmışlar bir hata. Mahkemeye gitmeden bu yaşta bunu halletsek beraberce. O araba kaç para sen biliyor musun? Bilmiyorum. 2 milyon. Şimdi o gençlik hatasını bir daha hesapla bakalım. Yalnız ben karakolda yani dilekçede 550 bin diye okudum ama. Kaç senede ödeyebilirsin onu? Tabii krediye başvuracağım. Kendini kandırma. Kimse sana borç kapatmak için o kadar kredi açmaz. O çapulcu oğlunu zapt etmeyi becerememişsin. Şimdi arkasını toplamak için ayağıma geliyorsun ama elinde bir şey yok. O ne olacak? Öyle çocuk yapıp sokağa salmakla olmuyor bu işler. Zaten sizin gibilerin yetiştirdiği çocuklar belli. Yok kavga ederler, yok arabayı çizerler, daha olmadı haydutluk ederler. Sonra da babaları kapılara gelir, böyle dilencilik eder. Anasını göstereceğim. Yürü dedim. Baba bırak. Yürü dedim. Selam. Sen niye geliyorsun? Yürü. Aslında senin ne işin var burada ha? Kerem Efendi sana soruyorum. Senin ne işin var burada? Ha? Bana cevap verir misin? Ne işin var burada? Kerem diyorum. Duymuyor musun? Kerem. Ya sen niye söyletiyorsun o lafları? Sus! Sus! Bak sinirim baba. Burada! Sinirim burada! Ya sen nasıl söyletiyorsun lafları baba? Ya Kerem! Ya ben keyfimden mi söylüyorum? Ben laf söylemeyi bilmiyor muyum? Kafa göz dalmayı bilmiyor muyum? Niçin yapmıyorum sence ha? Neden? Ya benim yüzümden susuyorsun, benim yüzümden! Sen demiyor muydun daha bugün yaptığına değsin diye? Sen niye karışıyorsun? Bırak cezasını ben çekeyim ya! Ya ben seni böyle görmek istemiyorum ya! İstemiyorum! Tamam. Tamam lan. Bu evlatlar babalarının hiç mi iyi huylarını almazlar arkadaş ha? Ne? Yok bir şey yok. Bırak. Yok bırakmam. Bırakınca koşuyorsun eşek sıpası. Ben yaşlıyım öyle eskisi gibi koşamıyorum artık ya yetişemiyorum sana. İyi misin? Tamam bırak. Bana bak. Ben bırakmam seni. Şimdi bıraksam yarın yine tutarım. Yine yanımda yine arkanda dururum. Senin de kardeşinin de. Tamam mı? Çünkü ben sizin babanızım. O yüzden bir şey yapılması gerekiyorsa ben yaparım Kerem. Sen baban için bir şey yapma. Anlaştık mı? Herkes üzerine düşeni yapacak Kerem. Tamam mı? Babanı korumak senin görevin değil. O benim işim. Bir meseledir oldu. Halledeceğim ben. Sen sadece bu işten dersini çıkar otur aşağı. Bundan sonra okuldan eve, evden okula. Mezun ol. Sonra ne alt edersen et ulan. Tamam baba. De okulla burs. Ne olmuş okula, ne olmuş bursa? Ben gideyim. Yok bir şey. Bir şey varsa söyle. Tamam. Bak bir şey diyeceğim. Ya tamam. Var bir şey, var bir şey de. Söyleme bakayım sen, anlarız nasıl olsa. Neticede biz de ağaç konumundan çıkmadık, babayız. Sordurttu. Dün yardım etmek istemiyor gibiydi ama. Peki. Doğru bir zaman değildi. Ben Evren'den öğrendim. Yağız'dan öğrenmedin ya. Düşündüğünüz gibi değil. Neyse gerek yok yardımıza zaten.
Biz hallederiz. Babanla ilgili yardım etmemi istemiyorsun yani. Ben hallederim. Kerem bir dakika. Bak, yapacak başka bir şeyimiz yok değil mi? Babam için. Bunlar ne böyle ya? Koruma mı ne onlar? Abuk subuk tipler ha. Yapabileceğim bir şey var mı? Kerem görmüş Yaz'ın yerine içeri gireni. Yani koruması mıymış? Korumalardan biri, evinde çalışan. Seninkiler gibi. Bunlar benim korumalarım değil. Dikkat et o zaman, arkanda silahlı insanlar var. Biz sakin olalım. Olamayız. Oluruz sakin. Babam polise ifade verdi. Yani eksik verdi ama bu motoru falan aynı renkte. Bir de bir çalınan para mevzusu var. Ne parası? Dava düşsün diye. Hani Kerem derin özür dilemesin diye arabaya birazcık hasar vermişti ya. Onun parası. Hayır, ne konuşuyor olabilirler ki? Yok, ben böyle duramayacağım. Çocukların yanında garip garip tipler var. Bir sofraya iki tane tabak koyar mısın aşkım? Ne? Ya çocukları da yemeğe çağıracağım. Bir konuşalım, anlayalım bakalım bizim çocuklarımız kimle muhatap oluyor. Biz kimle muhatap olacağız? Hadi aşkım. Kamera kaydı, görüntü falan. Gerçi kask var, bulamayız. Yok, kazayı gören mobese yok zaten. Ama şey dedi babam ya biraz önce. Direkt çağrıyı özel hastaneye yapmışlar zaten. Sistemlerinde de arıza varmış, kayıt alamamışlar. Yani bilmiyorum bir işine yarar mı ama. Hangi hastane? Özel Tanel Hastanesi. Yaz'ın bağlantısı olabilir mi? Gençler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ya sofra böyle sissiz mahzun, böyle bir garip kaldı. Bizim de boğazımızdan geçmedi. Hani ne konuşacaksanız, daha sonra konuşsanız da arkadaşlarınız da gelse hep beraber yemek yesek. Teşekkür ederiz ama biz hiç rahatsızlık vermeyelim, sağ olun. Kızım, rahatsızlık vermezsiniz. Buyurun lütfen. Baba, insanlar gelmek istemiyor olabilir. Israr etmesem mi acaba? Rica ederiz. Rica ederiz ne demek? Madem davet ediyorsunuz, kırmayalım sizi. Geçelim o zaman. Şuradan değil mi? Tabii gel. Burada. Hadi. Buyursunlar beyefendi. Ben çorba içmem. Çorbayı höpürdetmekten korkuyorum şeklindeki tavırlarından dolayı. Kerem Bey'e çorba yasağı geldi. İçmeyelim. Sen çorba yemeye yiyeceksin bunu. Yok, yiyeceğim mi? Emin misin? Aldım zaten. Tamam. Yok abicim, bir şey yok. Rokta yok, bir şey yok. İstediğin gibi rahat rahat yiyebilirsin. Ayrıca bu da çok güzel olmuş. Ay. Gençler, yesenize, neyi bekliyorsunuz? Dalmışız ya. Hadi ye. Ben pek aç değilim. O yüzden. Yapma evladım, bir kase çorba. Aç olsan da tok olsan da yenir. Hem bak sen... Benim gibi Scarface olmuşsun. Beliz onu kemik suyuyla yaptı, iyi gelir. Sen bir pansuman yaptırdın mı, mikrop kapmasın? Doğru, bak. Al bunu istersen. Bende de var ya, doktor bunu verdi, çok iyi. Bir iki gün hiçbir şeyin kalmaz. Sen bunu al, ben yenisini alırım. Sen de dursun. Teşekkürler. Rica ederim. Ben... Elimi yıkamadım. Bir yıkayayım, böyle geleyim. Koridorun sonunda. Teşekkür ederim. Ben de bir sorayım. Ha Evren, şu kapı. Çıkmam lazım benim. Kapıda gideri görünmeden. Yemeğe gelmedim herhalde. Tamam ya, Allah Allah, niye bu kadar gerginsin? Ya, yani ben... Yani işte. Öyle. Bastı tabii seni aile ortam değil mi? Bir arka kapısı falan yok mu buranın? Ne arka kapısı ya? Köşk mü burası? Tamam, yani bir pencere, cam bir şey, o da mı yok? Var, tamam anladım ben senin derdini. Buralarda hep demir var.
Ama mutfak müsait. Tabii dikkat etmen lazım çıkarken. O zaman yardım etmen lazım. Tamam, ederim yardım. Gel ben de. Geldiğin için. Bu deliliğe bir son vermeyi başarabilecekseniz vermeyeceğim. Benimle gelsin. Yardımına ihtiyacım olabilir. Hadi. Senin adın neydi? Hı. Derin. Derin. Ne güzel bir isim. Siz okuldan değil mi? Hı hı. Aynı bölümden misiniz? Yok, ben MAVA'dayım. Geçmiş olsun. Ya, o nedir? Medya ve görsel sanatlar. Ha, güzel. Aynı bölümde değiliz. Ortak dersimiz var sadece. Hı. Nerede kızım arkadaşın? Ha şey, gitti o babacığım. Acil bir iş varmış da. Hmm. O dışarıda bekleyen beyefendiler? Ha yok, onlar Evren'in adı güvenlikleri. Benim değil. Ha sen teksin, yalnızsın yani. Hı hı. Ha ne güzel. Bravo. MAVA diyordun, biraz bahsetsene MAVA'dan. Ece neden gelmedi yemeğe? Ece'nin ödevi var babaanne, projesi var. O yüzden kütüphanede kaldı, okulda yani. Bana da mesaj yazmış da epey bir geç oldu. Ben bir arasam mı? Baba ben bana mesaj attı. Müsait olunca arayacak bizi o. Ulaşamazsın şimdi zaten, boş ver. Ne projesiymiş bu gecenin bu saatinde? Ne demek bu şimdi? Bu saatte okul olmaz demek. Benim kızım yalan söylemez. Buyurun. Ekmek ister misin? Derin. Kızım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Derin. Derin de değil mi adın? Sen ailene haber verdin mi? Var babaanne, var var. Belli. Sen yurtta kalmıyorsun değil mi? Ailenle yaşıyorsun. İş nasıldı baba? İş nasıl gitti? İyi. Gayet iyi. Sizinkiler ne iş yapıyor kızım? Çok sıkıştırmasak mı? Ya deden ailesinin işini sordu. Ne var bunda sıkıştırmak falan? Yok, evet haklısınız. Babam işletmeci. Çok düşkündür bana. Senin gibi. Annem de eski Türkiye güzeli. ama yarışmadan sonra direkt evlenmiş. Mankenlik yapmamış yani. Annelik zor tabii, çalışmak falan. Öyle. Öyle ama... Ben çok şanslıydım. Annem de babam da hep çok ilgiliydi benimle. Yani çocuktum ama çok iyi hatırlıyorum. Ben okumayı öğrenene kadar babam her gece başımda bana masal okurdu.
Allah senin belanı versin. Nereden bulaştım sana be? Nereden bulaştım? Sonra okul temsilleri olurdu. Ben hep babamla yapardım ezberimi. O işten yorgun argın gelirdi. Ama yine de benimle çocuk şarkıları söylerdi. Ve her zaman en önden izlerdi beni. Yani çok iyi hatırlıyorum. Ben sürekli hastalanırdım. Annemle babam hep başımda beklerlerdi. Bakıcı falan tutmadılar hiç. Hep böyle yanımda, hep gözümün içine bakarlardı. Yani çok hastalanırdım. Hep ateşim çıkardı. Hatırlıyorum. Bir babam, bir annem hep beni kucağında hastaneye götürürlerdi. İnsan unutmuyor yaşadığı şeyi. İnsan unutmuyor yaşadığı şeyi. Evet. Unutamıyor. Kardeşini alıp geleceğim Kerem. Oğlum hayrola nereye? Ece'yi alıp geleceğim anne. Anca aklı başına geldi. Baba, baba dur. Ben de seninle geleyim. Seni almazlar şimdi okula zaten sen gitmezsin. İyi gel gel de. Derin burada arkadaşım burada. Derin zaten geç oldu ya bizde kalır. Değil mi babaanne kalır değil mi? Yani kalacak tabii. Bu saatten sonra kız başına. Nasıl gidecek ki? İyiyim. Ben yerdeyim, tamam. Siz kimsiniz? Polisin ne işi var bizim evimizde? Ece'ye bir şey mi oldu? Ece kim ya? Zafer ben. Kızımı almaya geldim. Beyefendi siz kızınızı polisle mi almaya geliyorsunuz? Polisle? Kızım kapının önünden kaçırılınca... Allah'tan araba benim üstüme de hemen buldum onu. Oğlum. Kerem. Hayır. Bir yanlış anlaşılma var. Hiç kimse beni kaçırmadı. Ben kendim geldim. Kerem öyle bir şey yapmadı. Yok yaptım. Öyle gerekiyordu öyle yaptım. Kaçırmaksa kaçırmak evet. Aytut. Çok uzadı bu iş. Hadi gidiyoruz. Hayır hiçbir yere gelmiyor. Siz emir verdiniz diye bu evden çıkmayacağım. Kerem sen kafayı mı yedin? Kızın babası. Baba. Çok güzel bir baba o. Amerikalardan gelmiş kızını dövmek için. Doğru mu oğlum söyledi? Sana ne? Kız benim kızım. Nasıl terbiye edeceğimi sana soracak değilim. Harun sen karışma. Karışırım. Siz kızınızı döverek mi terbiye ediyorsunuz beyefendi ha? Oğlum doğru söylüyor. Bu kız istemediği sürece buradan bir adım bile dışarı atamaz. Sen kimin evinde kime alıkoyuyorsun be? Ne diyorsam o? Harun. Sıkıyorsa gel al. Polis aşağıda, bana diklenme. Dikleniyorum sana. Beni polisle mi tehdit ediyorsun sen ha? Kız gelmiş benim evime sığınmış. Hiçbir yere bırakmıyorum. Hadi bakalım. Kız benim kızım. Benden habersiz hiçbir yerde kalamaz. Öyle mi? Hadi al. Hadi gel al. Lan sen ne biçim bir adamsın? Sen ne biçim bir adamsın ha? Ne biçim bir adamsın ha? Yeter! Yeter! Ben hepinizden özür dilerim. Lütfen kusura bakmayın. Geliyorum. Aşağıda bekliyorum. Ya derin, derin. Kerem lütfen zorlama. Teşekkür ederim. Her şey için çok sağ olun.
Çağırırım kızım. Ne demek? Her zaman gel. Kendine de üzme, tamam mı? Ececiğim bak kırmak zorunda kalacağım kızım. Beni duyuyor musun? Kır tabii. Bir o eksikti. Bırak Ece. Allah aşkına ya. El alemin kızını koruyacağım diye polise dikleniyor ama kendi kızına sahip çıkamıyor. Asaf yeter. Kız ne hale gelmiş, ne yapıyor belli değil. Salmış çayırı, oh maşallah. Ama lafa gelince evlat böyle yetiştiriliyor değil mi? Evlat yetiştirmeyi ben sizden öğrenecek değilim Asaf Bey, tamam mı? Harun tamam. Kendi kızına laf geçiremiyor, bana horozlanıyor. Bak hala ya, bak hala ya. Ya bırak Allah aşkına, bırak, duymuyor musun ya? Bir de bana babalık dersi veriyor ya. Ece, bak, Ece kızım... Babalık etmeyi bilen kızını zapt etmesini de bilir. Asaf, tamam diyorum. Tamam, yeter artık. Bakın Asaf Bey, benim kızıma hiç kimsenin zapt etmesine ihtiyacı yok. Benim kızım beni üzmez. Bilmem anlatabiliyor muyum size? Tamam. Belli, yaptığından belli. Ece kızım aç kapıyı. Kızına terbiye vermezsen kapısını tırmalarsın böyle işte. Baba, Harun. Babaanne Harun. Lütfen dedemi alır mısın? Lütfen. Ne demek o? Edepsiz. Lafını bil. Çocukları da kendine benzetmiş. Ya bırak Ayla Allah aşkına. Ya sizin ya. Meseleniz, sizin derdiniz benimle. Benim çocuklarımı karıştırmayın. Uzak durun benim çocuklarımdan şimdi. Ya duymuyor musun oğlum? Nasıl konuşuyor benimle? Allah Allah. Bu değil ya. Allah Allah ya. Şu an konumuz bu. Ya konumuz bu değil de baksana oğlum. Allah Allah. Çıldıracağım ya. Bir de oradan bana atılır. Kızım. Ece gireceğim. Ece bir saniye. Gireceğim. Bir saniye ben bakacağım. İkra edecek belli. Hey Allah. Tamam. Tuttum kızım seni. Tamam. Kus rahatla. Geçti ben buradayım tamam mı? İyi misin? Ha? Gel. İşte. Gel. Şuna bir bakayım. Kurban olurum ben sana sinirim. Şöyle ağzını güzel bak bakayım bana. İyisin değil mi? Ha? Güzel kızım bir tanem benim. Benim kuzum. Kızım işte bakıyorum. Baba yanında. Geçti güzel kızım. Geçeceğim. Beraber baba kızı yüzümüzü yıkayalım ha? İster misin? Baba yanmasan ne olur? Aşk olsun. O nasıl laf öyle ya? Gel buraya. O nasıl laf öyle? Sen benim canımsın. Kraliçem. Hesap soracağına bir de başını okşuyor ya. Asaf babam. Artık bir dursanız. Konuşsam ne olacak ki? Bilmiyor. Bunca sene öğrenememiş. Kızın ne halt ettiği belli değil. Bir de mükafatlandıracak. Yok çivisi çıkmış bu işin. Asaf al. Şunu iç. İstemez. Bu kadar hadisenin üstüne oğluna ver. O içsin. Hadi gel. Hadi gel beraber yüzümüzü yıkayalım. Gel. Bak işte senin için çıkarıyorum ha. Normalde çıkarmam. Annem beni oyar. Şöyle çık. Bu da biraz böyle. Biraz böyle kendine getirir seni ha? Olmaz mı? Al ama güzel kızım benim. Gel. Bak bakayım bana. Şunları. Şöyle. Ağlama güzel gözüm. Niye ağlıyorsun? Kurban oldun mu? Ağlama. Çok güzel oldu. Bir şey diyeceğim Ece. Bu makyajları silelim mi? Ha? İster misin? Tamam. Annenin burada bir şeyleri vardı. Şu olur mu? Ama asetona. Aseton? Tamam asetona yapmayız kızım. Asetona yapmayız. Hiç bunun için ağlamana gerek yok. Hiç üzülme. Aseton? Tamam aseton yok. Başka bir şey yapalım. Heh, bak makyaj temizlemişiz. Şunu da temizleriz. Bak şunu. İşte şu. Bak bakayım bana. Becerebilecek mi? Ha. Bak çıkarıyor vallahi. Aferin bana. Oğlum güzel gözüm benim. Ağlama. Baba nasıl olur? Baba ne demek bilmiyor. İnsan çocuğuna nasıl davranır, nasıl terbiye verir bilmiyor. Baba neden? Ececiğim, ben babalığı ondan öğrenecek değilim. Baba böyle yapma ne olur. Ben böyle yapmasam ben daha kötü oluyorum.
hiçbir şey yok, hiç kötü bir şey yok, geçti hepsi. Ne bu, beni bize attı, anladın mı? Bir girdi ya, çıkmaz artık. Çıksın versin hesabını, nerede sürttüğünü. Baba yeter artık ya, yeter, gözünü seveyim yeter artık. Kız haklı. Anlayalım bakalım ne oluyor önce. Ya sen karışma Hayla. Ececiğim, şu ayaklarına bir bakayım mı? Yara bere var mı diye. Gel böyle. Gel böyle otur, gel. Hadi gel benim kırım. Gel. Şöyle otur. Şöyle bir ayaklarını silelim. Bir havlu alayım ben. Islatalım. Yara bere var mı? Onlara bir bakalım. Ayaklarını bir temizleyelim. Dillenmiş. Tamam mı? Uzat bakayım ayağını. Rezilliğin nikâlası. Gece yarısı kız başına nerelerden geldiği belli değil. Bir de üstüne. Özür dilerim İlecim, özür dilerim, özür dilerim. Küçük küçük bir parça vardı, onu çıkardım. Acıttın mı çok? Hayır baba ya. Geçti. Anladın mı? He? İlecim, başka bir yerinde yara, bere, morluk falan var mı? Bakmamı ister misin? Yok. Tamam, tamam. Ben çağırayım, o baksana. Kocaman kız oldum tabii. Benim gözümde hala 5 yaşındasın. Unutuyorum bazen ben. Bir görsen benim gözümden kendini. Anneni çağırayım. Ağlamak, ağlamak yok, tamam. Ben de ağlamam. Nihayet. Ne yapmış? Konuştu mu? Beliz sen gir. Ben kıyafet alıp geleceğim, tamam mı? Daha neler ya? Daha neler ya? Sadece karım girecek içeri. Bir anlayalım bakalım. Ne yapmış? Nerelerden sökmüşüz? Asaf Bey. Sadece karım girecek içeri. Başka hiç kimse girmeyecek. Bitti. Marifet sanıyorsun değil mi? Marifet sanki. İnsanda biraz utanma olur. Ne alt ettiği belli değil. Babalığı geçtim, biraz şerefini düşün. Asaf sen ilişme lütfen. Utanılacak bir şey varsa merak etmeyin, ben utanırım. Şerefse benim şerefim. Ama şunu çok iyi bilin Asaf Bey. Bunların hiçbiri, ama hiçbiri benim kızımdan değerli ya da kıymetli değil. Senden de bu beklenir zaten. Ama şunu bil ki bu işin peşini bırakmayacağım. Aldım. Banyodan çıkınca üşür. Bak babana kızma.
Başka türlüsünü bilmiyor ki o. Aaron, sen çok iyi bir babasın. Biraz fazla hassas ama. İyi bir babasın. Ben iyi bir baba olsam kızım bu halde olur muydu anne? Bir hata yapmış belli. Ben de mani olamamışım belli. Olamayacaksın. Böyle böyle büyüyecek. Hata yapa yapa senin gibi. Biz de senin yaptığın hatalar yüzünden kendimizi mi suçlayalım ha? Sen suçlama, babam suçlasın. Aa, ha oha ben. Siz birbirinizle itişirken ben az çekmedim. Şimdi sıra sende. Çekeceksin. Büyütene kadar çekeceksin. Anne büyümesin. Büyümesin. Keşke. Keşke. Benim yüzümden biliyor musun? Ben sahip çıkamadım kızıma. Ayaklarımın altı kan, üstü başı perişan. Soramıyorum, korkuyorum ne oldu diye soramıyorum kızıma. Hep benim yüzüm. Geçecek, geçecek. Hepsi geçecek. Çocuk buraya gelir değil mi Kerem? Her gün geliyor. Her gün geliyor. Kerem, evin önünde bekliyorduk ya. Sen niye bizi buraya getirdin ki çocuğum? Bekleseydik de polis mi gelseydi babacığım? Adamın kapısını zorladın yani. Çok özür dilerim, haklısın ya. Senin gibi yapmalıydım ben. Pencereden girmeliydim eve. Haneye tecavüz. Ha? Sizin çocuk değil mi bu mafyatik çocuk? Hmm, Evren. Değil mi? Ne, Evren. Ne? Evren, Evren. Ha. Evren! Damlarım diye mi gelmiyor? Anlamadım ki. Çağır çağır gelsin. Ya ne olacaktı hayvan herif? Ya ne olacaktı? Evren. Niye duruyorsun ya gelsen? Rahatsız etmeyeyim ben. Yok yok. Gel ya. Gel. Rahatsız etmezsin. Bizim rahatsızlığımız sen değilsin. Dikilme, dikilme. Gel otur. Bir şey mi oldu? Ece'ye bir şey mi oldu? İyi mi? Nereden anladın? Neyi? Ece'ye sordun ya. Yani siz hep beraber olursunuz. Baban da burada. Ya sonuç olarak Ece iyi mi? Değil. Kerem. Bir şey olmaz baba. Yabancı değil. Zaten bir iki güne o yaz dedikodu çıkartır. Şimdiden öğrenmesi daha iyi. Nasıl? Neyi yayar? Ece dün kötü bir halde eve geldi. Ben dün telefonda konuştuğumda seninle beraberdi. Yanında duruyorum, iyi değil demişti. Arkadaşlarınız da varmış. Evet. Biraz öyle yani ama... Senin için durumu pek iyi değil diyordu ama... Şu an bakıyorum da hala çok öyle iyi görünmüyorsun. İyiyim ben. Ben iyiyim de Ece diyordunuz. İyi mi Ece? Bilmiyoruz işte. Dün gece yaz getirdi eve. Yalın ayak, berbat bir halde. Nesi? Vardı bir şey. Dedi mi size? Bir şey anlatmadı ama perişan haldeydi benim kızım. Üzmüşler kızımı. Canını yakmışlar. Sen yanında olsaydın en azından güveneceği, onu koruyacak biri olurdu ama ne yaptıysa, nereye gittiyse perişan halde döndü eve canım.